Merhabalar hanımlar, Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolay bir örgünün yapılışını anlatacağım. Modelimize geçmeden önce sizlerden ricam, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı severek, beğenerek izliyorsanız beğen tuşundan beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum beğenileriniz için. Şöyle 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Bu modeli 2 renkli, 3 renkli ya da daha çok renkli de yapabilirsiniz. Ben böyle 3 renk seçtim. Maviyi, pembeyi ve sarıyı kullanacağım. Şimdi hemen başlayalım modelimizi yapmaya. Evet arkadaşlar, tığ numaram 4 numara 2,5 milimlik bir tığ olacak. İplerin bebe yünü. Şöyle bir tane ilmek oluşturup üzerine zincir çekiyorum. Zincir üzerinden modelimizi yapmaya başlayacağız. Ben model anlatımı yapacağım arkadaşlar, küçük bir parça üzerinden, o yüzden az miktarda zincir çekiyorum. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirlerinizi çekebilirsiniz. Bu modelden güzel bebek battaniyesi olur arkadaşlar. Bebek battaniyesi için 1 metre ya da 90 santim zincirle başlayabilirsiniz. Zinciri çekip metre ile ölçerek başlayabilirsiniz. Bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar. 1 2 3 zincir daha çektim, tığıma doladım, 3 zincir geri gelip 4. zincirin içerisinden batıyorum ve buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar tığıma doladım, yanındaki zincire batıyorum, ikili trabzan yapıyorum, tekrar doladım, yanındaki zincire battım, ikili trabzan yaptım. Baştaki zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum ve 4 tane trabzan yapmış oldum. Arasına 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doluyorum. Alttan yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane boş bırakıp 5. zincirin içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığıma doladım. İkili trabzan yapıyorum. Yan yana 4 tane trabzan yapıyoruz. 3, şöyle 4 oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Yine alttan 1, 2, 3, 4 tane boşluk bırakıp 5. zincirin içerisine trabzan yapıyorum. Yine 4 tane trabzan yapacağım. 4 boşluk bırakıp tekrar 4 trabzanla devam edeceğiz. İlk sırayı bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle şuraya ben bir tane daha hazırlayayım arkadaşlar. Daha sonra üst sıradan hem renk değiştirelim hem de üst sıradan devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonuna gelmiş olduk. Şimdi sarı ipimle devam edeceğim. Hemen sarı rengimi aldım. Son ilmeğin içerisinden sarı ipime geçiş yapıyorum. Buradan bir zincir çektim. Şöyle çeviriyorum. İlk baştaki sık iğneye batıp buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi burada şu ara boşluklara, alttaki ilk zincir çektiğimiz kısma tekrar dörderli trabzanlardan yapacağız arkadaşlar. Hemen yapalım. Bir defa doladım tığıma. Alttan şöyle, bu arada kalacak buradaki zincirimizde. Alttan buradaki ilk zincire batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Üstteki zinciri de arada bırakarak ikili trabzan yapıyorum. Birincisini yaptım. Hemen yanındaki ikinci boşluğa, ikinci zincire, ikinci trabzanımı yaptım. Aynı şekilde 4 tane atlamıştık. 4 zincir atlamıştık biliyorsunuz. 4 zincirin üzerine yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar tığıma doladım. Bu alt boşluğa tekrar batıyorum. Zincirin içerisine battım. İkili trabzan yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. İkili trabzan yaptım. 3 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle son zincire. Burada zincirlerin yerleri belli arkadaşlar. Şöyle 4 tane yapmış olduk. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doluyorum. Buradaki boşluğa gelip buradan batarak bir ilmek alıp
İkili trabzan yapıyorum. İlk sırada zincir içerisine battığımız için biraz zor oluyor ama ikinci, üçüncü sıralarda trabzan üzerine batacağız. O yüzden daha kolay olacak arkadaşlar. Tekrar 4 zincir çektim. Sıranın sonundaki zincire, buradaki zincire batıyorum ve buraya birleştiriyorum. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle şimdi üzerine buradaki boşluklara, mavi kısma batacağımız için toparlayacaktır. Hemen pembe rengimi alıyorum. İpleri kesmeden devam edeceğim arkadaşlar. 3 tane renk olduğu için her sırada denk gelecek iplerimiz. Şöyle çevirdim. İlk boşluğa, buradaki ilk boşluğa şöyle buradan bu kısma batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Buraya sabitledim pembe ipimi. Şimdi buradaki mavi trabzanların üzerine yapacağız. 3 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. İkinci trabzanın üzerinden buradan batıyoruz arkadaşlar. Şöyle yine 4 tane ikili trabzan yapacağız. Yanındaki trabzana batıyorum ve son olarak dördüncü trabzana da batıp yine üzerine 4 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi buradaki sarı trabzanları atlayacağız. Üzerine 4 zincir çekip bu kısmı atlıyoruz. Tekrar maviden devam ediyoruz. Çok kolay bir model arkadaşlar. Sadece trabzandan model oluşmakta. Arasında 4 tane zincir çekerek her sırada aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sıralamasına dikkat ettiğinizde çok kolay bir model. 4 zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doluyorum. Tekrar buradaki mavi kısımdan mavi trabzanın üzerinden devam ediyorum. 2 2 kapattım. Tekrar doladım. 2 2 kapattım. Evet, sıra sonuna geldik. Hemen sıra sonunu da yapalım. 3 4 zincir çekiyorum. Son kısma geldik. Buradan ilk birinci trabzan boşluğuna battım. 2 3 ve buradaki bu kısma batacağım arkadaşlar. Bu sarı tamamen kaybolsun istiyorum. O yüzden buraya batıp son trabzanımı buranın üzerine yapıyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk bu sırayı da. Şimdi renk sıralamamızda mavi yapacağız. Bakın mavi bu tarafta. Mavinin üzerine sarı yapacağız. Bu tarafa geldiğimizde sarı da bu tarafta kalıyor. Tekrar bu tarafta da pembe ile devam etmiş olacağız. O yüzden ipi kırmanıza gerek yok. Böyle 3 renk yapacak olursanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Hemen mavi rengime geçiyorum. Bir zincir çektim. İlk baştaki trabzanın üzerinden sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Buradaki alttaki sarıyı takip edeceğiz. Bu sırada sarı trabzanların üzerine tekrar trabzan yapıyoruz. Şöyle 4 tane. Tekrar 4 zincir, tekrar 4 trabzan. Evet, model çok kolay bir şekilde ilerliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Şöyle rengarenk yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben sizler için büyük bir parça hazırladım. Hemen onu göstermek istiyorum. Renk geçişleri daha çok belirgin oldu burada. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi netledi. Gördüğünüz gibi aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Daha yakından göstereyim. Böyle rengarenk çok tatlı oldu. Şeker gibi oldu gerçekten. Modelin ismini bilmiyorum ama şeker gibi bir model oldu gerçekten. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz
ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı faydalı bulduysanız, beğendiyseniz arkadaşlar, beğen tuşundan beni yapmayı unutmayın lütfen. Beğeniler benim için çok çok önemli. Eksik etmeyin lütfen. Beğenilerinizi yaparsanız çok sevinirim. Tekrardan örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.